Yılbaşının hemen öncesinde sizlere sinema ve sahnelerimizin ünlü isimlerinin unutamadıkları yılbaşı anılarını aktarıyoruz. Kimi hüzünlü, kimi neşeli bu anılarla birlikte şimdiden herkesin yeni yılını da kutluyor ve mutluluklar diliyoruz. Ayhan Işık anlatıyor. 1948 yılını 1949 senesine bağlayan gece çok sevdiğim bir arkadaşım Kadıköy yakasındaki köşkünde tertiplediği eğlenceye beni de davet etti. Arkadaşım hayli varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Bütün dostları da öyle. Ama Ayhan'ın üzerine giyecek doğru dürüst bir elbisesi yok. Başka bir arkadaşımdan ödünç bir elbise aldım. Aldım ama, üzerime bol geliyor, dökülüyor. Buna rağmen saat 8'e doğru vapura bindim karşıya geçtim. Verilen adreste bir konakla karşılaştım ki sormayın. Saray gibi ışıl ışıl. İçeriden müzik sesleri geliyor, kahkahalar dışarı kadar taşıyor. Tam girmeyi düşünürken, gözlerim üzerindeki elbiseye takıldı. Bir yandan girmek, diğer gençler gibi eğlenmek istiyordum. Diğer yandan, bir ses beynimde yankılanıyordu, kılık, kıyafetini görmüyor musun? Hiç bu kılıkla buraya gelinir mi? İçeri giremedim üzerime kar yağıyordu. Soğukta üşüyor ve ağlıyordum. Filiz Akın anlatıyor. Biz oyuncular için sanki her şey sinema ile başlıyor, sinema ile bitiyor. Benim unutamadığım yılbaşı, yine sinema ile ilgili. 1962 yılına veda ettiğimiz sıralar daha çiçeği burnunda bir sinema oyuncusuydum. Sinema oyuncusu Filiz Akın olarak ailemle geçirdiğim ilk yılbaşının diğerlerinden tek farkı hediye bakımından oldu. Evimize akıl almaz derecede hediye geldi. Hepsi de küçük mütevazı şeylerdi. Ama bana sorarsanız hiçbirine paha biçmeme imkan yoktu. Hediyelerin içinden mektuplar çıkıyordu. Filiz abla, Sayın Filiz Hanım, Filiz kardeş diye başlıyor, hediyeler için özür diliyor, bana layık olmadığını söylüyorlardı. Halbuki ne kadar yanılıyorlardı. Hayatımın en mutlu yılbaşı gecesini o yıl yaşadım. Hülya Koçyiğit anlatıyor. O sıralarda sinemayla alışverişim yoktu daha. Yılbaşı benim için çok büyük bir olaydı. Muhakkak ya bizde ya da ahbapların birinin evinde toplanır, hoşça bir yılbaşı gecesi geçirmeye çalışırdık. İşte yine bir yılbaşı günü alışverişe çıktığımız zaman vitrinde çok güzel bir elbise gördüm. Anneme yalvardım, ne olur alalım, bu akşam giymek istiyorum diye. Annem yanında fazla para olmadığını söyledi çok istediğimi anlayan annem, peki dedi, eve dönelim babandan para ister, arzu ettiğin elbiseyi alırız. Hemen eve döndük, babamdan para aldık ve tekrar mağazaya döndük. Ama geç kalmıştık. O çok sevdiğim elbise satılmıştı. Hem de biz gelmeden beş dakika önce. Ağlamaya başladım. Ve bütün bir gece ağladım şimdi ne zaman yılbaşı deseler, o gün ve alamadığım o elbise gelir aklıma. Edis Hun anlatıyor. Çocukluk günlerim hariç, benim için, yılbaşı gecelerimin hiçbiri bir diğerinden farklı olmadı. Beni öyle iz bırakan bir yılbaşı olmadı. Yalnız bir yılbaşı gecesi hariç. Nişanlım Berna ile geçirdiğim o yılbaşı gecesi. Bizim evdeydik. Annem, babam, nişanlım ve ben. Yapmacıksız, neşeli, aynı zamanda mütevazı bir geceydi. Belki de Berna ile beraber olduğum için her şey bana çok güzel görünüyordu. Ama olsun, tıpkı çocukluk günlerinde olduğu gibi bana o geceyi bambaşka gösteren bir gözlük takmıştım. Emel Sayın anlatıyor. Başıma gelen aksiliklerin en büyüğü yılbaşından bir hafta önce oldu. 1970 yılına uğurladığımız günlerdi. Yeni yıla bir hafta kala hastalandım ve ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırıldım. Hastaneden, doktordan, ameliyattan filan korkmam. Benim tek derdim yılbaşı gecesini hastanede geçirmek. Sonunda korktuğum başıma geldi. Doktorlar, imkan yok çıkamazsın, diyor, ben yalvarıyorum, bırakın gideyim, diye. Ertesi gün doktorlar tekrar toplandı ve beni evime yollamaya karar verdi. Ama yatmam gerekiyordu ve dolaşmam yasaktı. Yasağı dinleyen kim? Bütün akrabalar, dostlar evi doldurmuştu. Neşe, kahkaha, oyun. Hayatımda hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Sadri alışık anlatıyor. Eminönü halkevi zamanı yıl 1945 galiba. O zamanlar aylığımız 7,5 liraydı. Yılbaşı gelmiş, kapıya dayanmış. Genciz, eğlenmek istiyoruz. Sonunda paralarımızı ayarladık. Birleştirdik ve orta halli bir balo için davetiye aldık. Orta halli ama, adamlar smokini şart koymuşlar. Başa gelen çekilir, dedik ve hepimiz smokin kiraladık. Smokinle bitse iyi. Altına rugan smokin ayakkabısı lazım. Dedim ya, o sıralar bizde smokin ayakkabısı değil gündelik ayakkabı bile yok. Sonunda düşündüm, taşındım ve babamın rugan terliklerini giydim. Eğımın birini de sarıp sarmaladım bir güzel. Sakat delikanlı havalarına girip, yola koyuldum. Bir de yağmur yağıyor, bildiğiniz gibi değil tam karşıdan karşıya geçerken, yanından bir araba geçti ve çamurlu suyla beni baştan aşağıya güzelce yıkadı. Üzerimde palto filan da yok. Hadi tekrar eve dön, çıkar elbiseleri. Temizlemeye kalksan saatler sürecek. Giydim pijamalarımı, söktüm sargıları ve oturdum tombalanın başına. Tarık Akan anlatıyor. Bizim Ahmet ve Süleyman, "Bu yılbaşı ne yapıyoruz?" diye sordular. Halbuki sormalarına hiç lüzum yoktu. Yine her zamanki gibi parasızdık ve yine bir şey yapamayacaktık. Bu anlattıklarım 1969 yılına ait. O sırada Bakırköy'lü zengin bir arkadaş bize gelin dedi. Parti veriyormuş. Kız arkadaşlar gelecekmiş, dans edilecekmiş, içki de varmış. Çok sevindik. Beyaz gömlek giyip, kravat taktık ve söylenilen saatte evin kapısını çaldık. Çaldık ama içeriden ne ses geliyor, ne seda. Çıt yoktu. Parti verilen ev böyle mi olur? Ne olur, ne olmaz, diye bir süre daha bekledik. Sonra anladık ki, bize eşek şakası yapmışlardı. Asık suratlarla evin yolunu tuttuk. Sonra dağılmaktan vazgeçtik. Cebimizde 3-5 kuruş paramız vardı. Hemen biraz öteberi aldık. Titreye titreye parka girdik, banklara oturduk ve paketleri önümüze açtık. Bu yazı Ses dergisinin 25 Aralık 1971 tarihli sayısından alınmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.